Ve İran, Körfez'de gerilimi tırmandırabilecek, belki de tırmandırmak için bir adım attı. İnsansız hava araçlarıyla Amerika'nın uçak gemisini yukarıdan gözlemledi, gözlemlemiş olabilirdi. Ama paylaşınca da, yani işi ortaya çıkarınca da daha da büyük bir gelişmeyi yaşatmış oldu. İran'a ait İHA, Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisini işte böyle gözetledi. Olay 26 Kasım'da Aden Körfezi ve Umman Denizi çevresinde yaşandı. İran Deniz Kuvvetleri insansız hava aracıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Eisenhower uçak gemisini tespit ederek takip etti. O anlar saniye saniye kayda alındı. ABD basınına göre İran'a ait İHA yapılan uyarıları da görmezden geldi. ABD ordusu söz konusu olayı güvensiz ve profesyonelliğe aykırı diye niteledi. Eisenhower uçak gemisi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e askeri destek için bölgeye yolladığı ikinci uçak gemisiydi. Kritik konuşlandırmanın amacının İran gibi İsrail'in düşmanı ülkelere caydırıcılık mesajı vermek olduğu belirtilmişti. İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'deki üsleri birbiri ardına saldırıların hedefi oldu. İsrail'le bağlantılı gemilere de el koyulmak istendi. Washington yönetimi bu saldırılardan İran destekli grupları sorumlu tutuyor. İran ise bu suçlamaları reddedip Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olarak niteliyor. Ve bugüne kadar bu savaşla ilgili olarak İsrail'in hemen hemen attığı her adıma belki de İsrail'den fazla sahip çıkan Biden yönetimi. Bu kez Biden'ın ağzıyla sanki farklı bir şeyler yapmak istiyor gibi göründüler. Çünkü Biden ilk kez bu koşulsuz desteği bitireceğini açıkladı. Cümle şu: savaşmaya devam etmek Hamas'a istediğini vermek olur dedi. Yani o da ateşkes yapılsın diyor. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa meşru müdafaa diyen, milyarlarca dolarlık askeri yardımda bulunan Amerika Birleşik Devletleri geri adım mı atıyor? ABD Başkanı'ndan gelen son açıklama bu soruyu gündeme getirdi. Joe Biden sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda teröre, şiddete, öldürmelere ve savaşa devam etmek Hamas'a istediğini vermek olur. Bunu yapamayız ifadesini kullandı. Oysa Biden daha önce kalıcı ateşkesin Hamas'ı güçlendireceğini söylüyordu. Bu kez savaşı sürdürmek Hamas'a yarar demesi tutum değişikliği sinyali olarak yorumlandı. Peki Biden'ın İsrail ve Gazze konusunda söylemini yumuşatmasına ne yol açtı? ABD Başkanı İsrail'e verdiği destek nedeniyle uzun süredir ağır eleştirilere hedef oluyor. Tepki öyle büyük ki ABD Başkanı'na Soykırım Joe lakabı takıldı. Geleneksel olarak Demokrat Parti'ye oy veren Amerikalı Müslüman seçmenler Gazze için ateşkes çağrısı yoksa gelecek yıl Biden'a oy da yok resti çekti. 2024 seçimlerinde yeniden başkanlığa aday olan Biden'ın siyasi kariyeri tehlikeye girdi. Son anketlere göre İsrail-Hamas savaşını ele alış biçiminin onaylanmaması nedeniyle Biden'a destek oranı %40'a kadar geriledi. Tepki sokağa taşıyor. Binlerce Amerikalı günlerdir Filistin'e dayanışma için eylem yapıyor. Son olarak aktivistler, oyuncular ve yerel siyasetçilerden oluşan bir grup Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi başlattı. 5 gün sürecek eylemin amacı Biden'ın politikaları nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı açlığa dikkat çekmek. Biden sadece sokakta değil, Beyaz Saray'da da öfke ve hayal kırıklığı yaratıyor. Amerikan basınına göre Biden'ın İsrail'e desteğinden rahatsız olan Beyaz Saray çalışanları, başkanın danışmanlarıyla toplantı talep edip endişelerini iletti. Dışişleri Bakanlığı'nda da İsrail politikası nedeniyle istifalar oldu.